Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Türkiye'den kritik İsrail kararı geldi. O iş adamlarını derin bir sessizlik başlattı. Kıymetli izleyenler, iş dünyasının önemli bir kesimi Türkiye'nin soykırımcı İsrail'e yönelik attığı adıma destek verirken, her olaya bir açıklama yapan TÜSİAD derin bir sessizliğe gömüldü. Kıymetli izleyenler, Ticaret Bakanlığı Filistin'e saldırılarına devam eden soykırımcı işgalci İsrail'e yönelik 54 ürün grubunda ihracat kısıtlaması uygulamasına karar verdi. İş dünyasının temsilcileri de bakanlığın bu kararını yerinde bulduklarını, bunun diğer ülkelere de sirayet etmesini umduklarını ifade etti. İş dünyasının önemli bir kesimi alınan kararı memnuniyetle karşılayarak destek verdi. Ancak Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği yani TÜSİAD, Türkiye'nin aldığı bu karara sessiz kaldı. Her olayda bir açıklama yapan TÜSİAD, ne Gazze'deki soykırımı durdurmak için adılan adıma ne de İsrail'in yaptırım tehdidine herhangi bir açıklama yapma gereği duymadı. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada sınırlama kararını olumlu bulduklarını belirtti. Kopuz, İslam dünyası olarak bayrama girdiğimiz şu günlerde Gazze maalesef toplu mezar olmuş, cenaze evine dönmüştür. Hal böyleyken soykırım ve insanlık suçu işleyen İsrail'e karşı atılan her türlü adım gibi Gazze'de ateşkes ilan edilene kadar yapı sanayi ürününde ihracat kısıtlaması getirilmesi kararını da iş dünyası olarak olumlu buluyoruz. İsrail'in acımasız ve insanlık dışı katliamlarını durdurmak için yapılanları amansız, fakatsız benimsemek insani duruşumuzun gereğidir ifadelerini kullandı.